Engin Gültekin, Doğru Haber, oyunda dursun, dolarda düşsün. Müslümanlar her dönemde çeşitli sıkıntı, bela ve musibetlerle karşılaşmışlardır. Bu bela ve musibetler karşısında gösterilen tavır, Müslümanların nasıl bir zihin dünyasının olduğunu, dünya görüşünün ne olduğu, inanç ve tutumlarında nasıl bir durum arz ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Batı emperyalizmi ve büyük şeytan ABD'nin dünya hegemonyası ve tahakkümü genelde tüm insanlık, özelde ise Müslümanlar üzerinde devam ediyor. Müslümanların tarih sahnesini terk etmesiyle birlikte emperyalizm bu tahakküm ve hegemonyayı sürdürme mücadelesi veriyor. ABD kabul etsek de etmesek de bugün dünyayı kendi inanç ve değerleri doğrultusunda şekillendiriyor. Dünyaya verdiği şeklin bozulmasını ve bozdurulmasını da istemiyor. Son çeyrek asırdır Bob ve ılımlı İslam projelerine verdiği hız, diğer şekli korumaya yönelik plan ve projelerden çok daha fazla gibi görünüyor. İran, İslam devrimiyle temarruz eden ve özellikle İmam Hümeyni'nin kavramlaştırdığı Büyük Şeytan Amerika olma rolü oynatılan filmin sonlarına doğru yaklaşıyor. Film nasıl bitecek merak konusu. Amerika ve şeytan birbirleriyle özdeşleşmiş, birbirini tamamlayan bir somut, diğeri soyut, biri ins, diğeri cins, biri görünen, diğeri görünmeyen, biri sömüren, diğeri suistimal eden ve ikisi de bozmaya, aldatmaya, günaha, kan dökmeye sebebiyet veren boyutlarıyla yek vücut olmuştur. Amerika ile savaşan bilsin ki şeytanla savaşıyor. Şeytan devamlı tuzak kuran ve ıslah olma ümidi kaybedilmiş bir varlıktır. Şeytan kıyamete kadar aldatma ve saptırma görevini yapacaktır. Amerika insan görünümünde şeytanlık, devlet görünümünde haydutluk görevi yapmaktadır. Seyit Kutub'un muhteşem tespiti bizi Amerika konusunda bir kere daha düşünmeye ve kuklayla değil kuklacılarla bir savaşa girişmeye yönlendiriyor gibi. Seyit Kutub, Amerika'dan nefret ediyorum, daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum diyerek Müslümanların Amerika ile hiçbir zaman dost olamayacağını, olmaması gerektiğini bildirmektedir. Peki Amerika ile dost olduğunu söyleyen, müttefik olduğunu söyleyenlerin bugün ekonomik savaştan, doların yükselmesinden şikayet etmeleri ve kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını söylemeleri ne kadar samimi, ne kadar masumdur. Bunların dönüp bir iç muhasebe yapmaları ve suçlarından tövbe etmeleri gerekmiyor mu? Biz millet olarak geçmişi çabuk unutan, duygusal davranan, tabirimi mazur görün, çabuk gaza gelen bir toplumuz. Geçmişi çabuk unutuyor ve perdenin arkasında olan olaylara vakıf olmak gibi bir gayretin içine girmiyoruz. Bu da bizim anlık gelişen ve değişen olaylara her an maruz kalacağımız anlamına geliyor. Malcolm X şöyle diyor: "İster oy atıyor olunuz, ister kurşun atıyor olunuz, hedefi iyi geçmelisiniz, kuklayı değil kuklacıyı vurmalısınız. Eğer kuklacıyı vurursak dolar inip çıkmaz çünkü onu oynatan kuklacıdır. Eğer kuklacıyı vurursak Orta Doğu'da bu kadar kan dökülmez, dünya kaos ve savaşlar arenası olmaz." Amerika bu kuklacıların hem fiziksel hem de finansal öncülüğünü yapan haydut bir devlettir. Amerika'nın bugünkü dünya üzerindeki rolü dünyanın süper gücü olma konumunu korumak, aldatmak ve kaos çıkarmaktır. Yani şeytanın rolünü eksiksiz yerine getirmektir. Müslümanlar hem bu şeytanın oyununa ortak oluyor, ekonomik olarak destekliyor, hem de veryansın ediyor. Amerika doları niye yükseltiyor, niye ekonomik savaş yapıyor diye. Siz şeytandan Allah'a secde etmesini mi bekliyorsunuz? Şeytan şeytanlığını yapıyor. Sen Müslüman, Müslümanlığın gereğini yapıyor musun? İşte asıl cevaplandırılması gereken soru bu olsa gerek diye düşünüyorum. Geçen birkaç şehirler arası otobüs yolculuğunda şahit olduğum olay, servislerde kola başta olmak üzere %90 İsrail malı ikram ediliyor. Müslüman, sen dolar oyununu hala anlayamamışsın. Kuklacı oyun oynatmaya devam ediyor, sen bu oyunu izliyorsun. Hadi al eline kılıcı, kes kuklacının iplerini. Kır elini kuklacının, oyunda dursun, dolarda düşsün.